Peki biz coherence ile kohezyon arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğiz? Bir de bunu düşünelim. Şimdi demin bir örnek verdik. Dedik ki binanın tamamına baktığımızda mesela dışarıdan bir bütünlük görürüz. Yani tamamını değerlendiririz. İşte eski bina deriz. Yeni renovasyon geçirmiş bina deriz. Veya tarihi bina deriz. Aynı bunun gibi biz writing'de de coherence olduğu zaman ne yapıyoruz? Bütününü değerlendiriyoruz. Yani önce bütüne bakıyoruz. Anlamsal bütünlüğe bakıyoruz. Fakat cohesion dediğimiz zaman da mesela yine bina örneğinden örnek vermek gerekirse cohesion'da da biz mesela herhangi bir binanın işte neden yapılmış olduğunu, işte betondan mı, tuğladan mı, işte arada nasıl bir harç kullanıldığı, işte sıvasının nasıl yapıldığı bunlardan bahsederiz. Yani daha detaylı bakmak istediğimiz zaman. Şimdi aynı şekilde writing skills'te de mesela grammar yapılarının birbirleri arasındaki bağlantıları, en küçük birimler ve bunlar arasındaki bağlantılar da cohesion anlamına geliyor.